Kendim televizyon sektöründen örnek verdim. Mesela fabrikada çalışanlar var, yalı çalışanlar. Sağlık sektöründe çalışanlar. Yani herkes kendi sektöründen. Gece nöbetlerimiz o kadar fazla ki bizlerin. Yani böyle insanlar, kadınlar gece tabii çalışıyorlar diye her biri de böyle bir ortamın içine düşecek diye bir kaide yok. Zaten ben de o yüzden müdahale etmek istedim. Hayır, o çalışmayanlarda da böyle bir şey olması mümkün değil. Yani herhangi bir sektörde çalışması da gerekmiyor yani kadının. Öyle değil mi? Bu tür şeylerin başına gelebilmesi için çalışan bir kadın olması asla gerekmiyor. Hayır, şimdi mesela Siyasettin annesi demiş ya, siz gelininizi niye gece 12'ye kadar çalışmasına müsaade ediyorsunuz? Yani çalışan insanların hepsinin gece mesaisi tabii, var yani. Var. Hani bu doktorunda, konuda şimdi hemşiresinde, ben de kendi sektörümden örnek vereyim. Sonuçta sağlık sektöründe çalışan herkesin aynı şekilde ya da bambaşka sektörler var sonuçta. Şehir dışına gitmek durumunda kalan sektörler var. Ya kardeşim öyle avukattır, insanlar var ki şehre davaya bir gider. Sürü işçi hanımlar var. Fabrikalarda var diye usulü çalışıyorlar. Ki. Ne yapacaklar? Gece saat 11'de alıyor, sabahın 7'sine kadar havaalanında çalışan bir sürü güvenlikçiler. Ne yapsınlar? Üçlü var diye yapıyorlar. Akşam 11, sabah 7. Sabah 7, öğleden sonra 3. 3 saat 11. Yani 24 tabii saat 3 var diye olarak durmadan çalışan. Herkesin iş durumuna her göre iş farklı bölümünde, zorlukları fabrikasında var. Fabrikasında da, orasında da, burasında da. Yani bu bir mazeret mi bu? Allah Allah. Yani burada kocayı ya da ailesini de suçlamanın bir anlamı yok. Herkesin kendi şey içinden geçen yani. Budur. Burada yanlışlar var. Burada herkes kendi üzerine düşen bence yanlışları kabul edecek. Ben dediğim gibi yani bu konuda gerçekten çok hassas olduğum bir konu bu. Dediğim gibi belki de kadınların söz sahibi olduğum. Ya hani nasıl hep diyoruz ya, annelik annelik annelik, çocuğun yeri annenin yanıdır. Odur budur şudur. Hani bütün dünya hani anneliği hukuken de önemser, vicdanen de, toplumsal anlamda da. O zaman annenin üzerine düşen görev de çocuğun babasıyla ilgili yalan söylememektir yani. Çünkü bu tip örnekler bence bu bizim toplum yani tüm dünyayı, bu tip örnekler arttıkça tüm dünyanın güvenini sarsıyor. Öyle bir şey olmaz. Ayrıca yani siz diyorsunuz ya, bakın hakim hanım, sizin şu lafınızın üzerine söylüyorum. Kayınpederim inanmadı ama kocam hamile kaldı mı inandı. Ya ne kadar güzel bir şey. Yani çünkü tüp bebek sahibi olup ilk bebekte, daha sonra doğal yollarla hamile kalan çok sayıda çift var. Var yani hani bu var tabii, var, tabii, var, tabii, var, tabii. Var, bu tüp bende çok mümkün. Fazla örneği var. İlkini tüp bebek yapıyorsun, ikincisinde kadın hamile kalıyor. Evet. Şimdi adam da karısına güvendiği için bu çocuk evet, benim diyor. Evet öyle oldu. Yani baba inanmamış. İnandırmaları da Müge Hanım demin söylediğim gibi, ikisi de Siyasettin'le hakime, ikisi de ilaç yapıyorlar. Biyoloji hekimi ya Siyasettin. İlaç abi, yapıyorlar, ne veriyorlar. Ya, ne hekimi ya? Öyle diyorlar ya yani. Öyle, yok öyle bir şey ya. Yani bunu oğlumu kandırıyorlar. Sizin oğlunuz İkisi öyle de mi dedi? İkisi de oğlumu kandırıyorlar. İkisi ilaç yapıyor. Ya herkesi senin nasıl çocuğun adam olmaz diyor. Sen bu ilacı kullan. Senin nasıl çocuğun olacak? Hem de erkek çocuğun olacak diyor Siyasettin. Bak herkesi Siyasettin kandırmış. Herkesi kandırmış. Size. Herkes o hekim sanmış. O evet, doktor sanmış. O avukat sanmış. Adamın ağzı laf yapıyor diye az daha milletvekili olacakmış. Evet. Aman yani çiftlik bankı yani adam. Sonra evet, şu anda dosyada yani var. Şu an keşke, adam. Keşke hakime sen de böyle bir hamileliğin olmasına, işte oluşmasına, devam etmesine izin vermeseydin. Çünkü korkmuyor muydun? Yani ya kocam bunu ileride öğrenirse, ya kayınpederim DNA testi yaptırırsa, ya Siyasettin bebeği alıp kaçırırsa, kim bilir sen de ne korkular yaşıyordun. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın her insan, ben onu karnımda taşıdım. Hiçbir suçu günahı yok. Babası zalimin, gaddarın bir insanın teki. Bakın şöyle söyleyeyim, bizim oralarda töre vardır. Senin başına böyle bir şey geldiğinde ne olur biliyor musunuz? En çok kadın olur. Kayınvalidem geldi bana diyor ki, kayınpederim diyor DNA testi yaptıracak. Aksi çıkarsa seni öldürecek ya da Deniz'i öldürecek. Niye beni öldürüyor? Niye de bizde boşanma yok. Ben kaç kez boşanmaya kalktım. Ölürsün, bizde namus gitmez. Gelinliğine girersin, kefeninle çıkarsın derseniz, katı ketun olursanız
korkumuzdan bir şey diyemiyoruz ki. Kayınvalidem bir tarafa dönüyorum Siyasettin öldüreceğim diyor. Bir tarafa dönüyorum Tamam işte ama sonunda oldu cinayet işte. Müge Hanım şu anda dosyada sonunda ifadesi var bunun. Sonunda cinayet oldu işte. Bu şu ana kadar diyor Deniz'den ben hoşlanmadım. Deniz'den ayrılmak istedim. Devamlı Deniz'den ayrılmak istedim diyor. Deniz'den Siyasettin, ayrılmak istedim evet. Siyasettin niye Gürcistan'da, Siyasettin yüzünden, Gürcistan'da Siyasettin'e telefonla arıyor, ulaşamıyor, mesaj atıyor. Deniz gelmiş beni Bursa'ya götürüyor diyor. Gel ne yapıyorsan yap. Araba sesi duyduğum zaman diyor. Kalbim yerinden çıkacak diyor. Hani gelecektin, beni ümitli bıraktın, niye gelmiyorsun diyor. Mesajları hep okundu yani dosyada. Var mesajları. Sen hakimden, savcıdan çok biliyorsun ya. Çok biliyorsun ya Türkiye Cumhuriyeti adaletinden, hukukundan çok biliyorsun. Senin o bilgisayardaki resimlerini şurada yayınlasa Türkiye senin yüzüne tükürür yüzüne. Bana bak, kadının birinden gayrı meşhur. Onları da yayınlatacağım, merak etme. Sen Deniz'in niye Siyasettin'i tuzağına düşürdün Deniz'in? Niye muhtaç ettin ya? Ulan ne muhtaç olacak? 6 bin lira maaş vardı. 2 maaş oğlumun vardı. Bir de senin 6 bin lirayı sen alıyordun. Para geliyor hakime namuslu. Para geliyor hakime iyi. 4 dörtlük. Para geliyor çünkü. Siyasettin 4 milyar para veriyor ayda size. Kaç ay çalışmış. 60 milyar para veriyor size. Allah kuram çatsın, yemin ediyorum. Ben yine sözümdeyim. Asla yalan söylemem, asla sevmem. Vermiş, verdiği, bunu yine söyledim yine canlı yayında burada. Küçük oğlumun... diyorum, önemli değil diyor, ben ödeyeyim. Siz sonra bana ödersiniz. Ödediği 4500 lira rahmetli oğluma diyor ki ya Deniz kimseye şu anda itibar kalmadı. Ben en iyisi bir senet yapalım diyor. Seneti götürüyor. Seneti imzalatıyor. Küçük oğlum diyor ki ya abi diyor ben bu adamı gözüm tutmadı. Senet melet imzalamam diyor. Oğlum inanmış, güvenmiş ya Siyasettin'e. Ya diyor Ufuk bir şey olmaz diyor, imzala diyor. Bir şey yanlış yapmaz bize diyor. Oğluma, küçük oğluma da imzalatıyor seneti. Ondan sonra götürüp rahmetli oğlum veriyor ona. Ondan sonra 1 lira ödüyorsa Allah buradan evime götürmesin beni. Ödediği 4500 lira şu anda icraya vermiş 12 bin lirayla. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta dediğim gibi Yargıtay sürecini bekleyeceksiniz. Yani çok öfkelisiniz her iki tarafta. Ben anlıyorum sizi. Ama bir orta yol bulma şansınız var mı torununuz için? Ben torunum, hakimenin bunu istediğini bildiğim için soruyorum. Yaren için mi? Evet. Müge Hanım. Yaren'i dünya alamaz benden. Yaren'i benden aldığı zaman diyorum benim oğlumdan kalan bir hediye bana. Oğlum gitti, onun hediyesi bana. O çocuğa dil uzatıldı. Ben onu alayım. Bir şey olduğu zaman var ya, hiçbir şeyi gözüm görmez benim. Hakime doğruyu söyle. Evlatın var kucağında. Yaren'e senin mi, emeğin çok benim mi? Zaten... Konuştun karşımda. Küçük yaştan beri yemin ediyorum zaten biz büyüttük onu. Annesinden beni yan yana koyuyor. Onu mu seçer, beni mi seçer? Ayda... Yok ben başka bir şey demiyorum. Ben sadece söylüyorum Hakime Hanım. Her ayda yemin bir şey demiyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Ha? Bak, oğluna hayatta emeği olan en büyük insan sensin. Yaren'e de en büyük emeği olan insan sensin. Ama ben o kocanın elinde kızımı bırakmam. Ben bunu sana söyleyeyim. Bak sana bir dediğim laf yok. Bak Deniz'e sen çok destek oldun. Her konuda analığını yaptın. Bayram ama kocam geldi. Deniz yok, Deniz yok. Yaren bayram yapamıyor. Yatağın altında nasıl ağladığını bilin mi? Deniz'e ne kadar güçlü olduğunu bilin mi? Niye bir Deniz benim eşimdi, eşim. Bu acil yana yaşadı. Hayır, oraya gittiğine anne bunu koyurma dediğine bir dakika. Ha, bunu sana Yaren'i vermem, sana Yaren.
Neyse, bunu kes. Ulan babanın babasını keseceğim. Kevazadan yani, namustu. O fındıkçıda babanla biten mahtap olan bir Allah'ın kulu var mı? Neyse zaten ay, arkadaşlar birçoğunu herhalde çıkar, kesiyorlardır ay, anladım. Konuş konuş. Ben sadece burada söylenen arasında ben doğru bildiğimi söylemeye çalıştım. Burada ne Siyasettin'in annesine katılıyorum. Benim oğlumu ayarttı diye oğlunu temizliğe çıkartmaya da doğrusu değil. Bir şey yapıldıysa kadın ve erkek beraber yapıyorlar. Evet. Kayınpederinizin Hakime Hanım'ın dediği gibi sizi para karşılığında bir şeylere göz yumduğunuza da inanmak istemem. Neden istemem? Çünkü işin gelip dönüp dolaşıp insanın çocuğuna zarar vereceğini bildiği için zaten aileler bazı şeylerin karşısına çıkmaya evet. çalışıyorlar. Siz de o hamileliği yaşamamalıydınız. Bunu da kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye söylüyorum. Yoksa normalde bana ne kardeşim, ben kendim Müge olarak söyleyeyim. İsteyen istediğinle beraber olsun, istediği çocuğu doğursun. Ama o çocuk artık yani bazı şeylerde ortada, o çocuğun daha sonra babasının farklı olduğu ortaya çıktığında yine çeşitli problemler yaşanacaktı. Kadının da görevi çocuğunun babasını bilmesidir kardeşim. Onu bileceksin. Tecavüze mi uğradın? Evet, orada hakime çok doğru ama sapla samanı karıştırmayalım. Evet, tecavüze uğrandığında bu ülkede ya da tacize uğrandığında ne yazık ki zarar gören hep kadınlar oluyor. Erkeğin yanında erkeğin yanında yer alıyor. Ama görüyoruz ki artık günümüz şartlarında bu da değişti. Artık kadınların yanında durmaya başladı toplumun evet. büyük bir kesimi. Kadına çünkü bu çok gösterilen büyük bir destek tepkiler, var. Kadın örgütleri, kadın tabii. destekçileri buna çok büyük katkıları var. Allah onlardan razı olsun. Evet, orada da insanlar artık doğru duruşlar sergilemeye başladılar. Ama öyle bana taciz etmesinin nedeni gece çalışmamdı, oydu buydu falan. Oralara ben katılmıyorum. Evet, çok zor ama nasıl şimdi kadın sığınma evinde falan yaşanıyorsa o dönem ben tecavüz aradım deyip şikayette bulunup yine kadın sığınma evine yerleşip orada hayat kurulabilinirdi. O zaman o çocuğu da Allah evladına uzun ömürler versin. Artık o doğmuş kucağında. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Ona şu anda söyleyecek hiçbir durumumuz yok. Ama evliyken bir başkasının hamile kalmak doğru değil. Kemal abi sen de böyle arada gelininle ilgili yine adalete hukuka uygun olmayan şeyler söylüyorsun. Madem bir tane torunum var, o benim evladımdan kalan hatıra, onu evet, büyüteceğim doğru. diyorsan... Senin de o kelimeleri kullanmaman gerekir. Sen de adalete bağlı hukuk çerçevesi içinde kalacaksın sonuna yani. Kadar, sonuna kadar gideceğim. Sonuna kadar gideceğim. Sonra şimdi çıkmış kızım diyor. Madem ki senin o kızındıysa benim oğlumun emekli maaşını alıp yiyor. O, bu olay başlayalı. Benim oğlumun emekli maaşını alıp yiyor. Evde kızı bizim yanımızda. Oğlumun maaşından kızına düşmüyor mu? Yapmıyor. Gittim ben sigortaya gittim. Bursa'da sigortaya gittim. Sigortada çok teşekkür ediyorum o müdür hanıma. Müdür hanım yardımcı oldu bana. O çocuğun maaşını iptal ettirdim. Ve bu çocuğa yerine evdeki bizim toruna 300 küsür lira maaş bağladılar. Onu da ondan bu yana alamıyoruz. Çünkü vasi kararı bitmedi. Velayetin kaldırılması. Onlar bittikten sonra alacağız onları da. Şimdi evlilik birliği içinde doğduğu için tabii bebek de yine... Tabii ki. Denize ait gözüküyor. Sonra babası diyor ki Müge Hanım bunu duymuş o çocuğun maaşını kestirdim ya ben. O el kadar bebekten ne istemişim de ben onun maaşını kestirmişim. Benim oğlumu öldürtecek hem de benim oğlumun maaşını yiyecek. Başkasının çocuğuna benim oğlumun maaşı bağlanacak. Evet. Ali Demir diyor bunun babası diyor. Yani burada şunu anlamak lazım. Hakimi ben bunu çok açık bir daha söyleyeceğim. Hakime gitti ilk gün savcıya verdiği tarihte. Ben tecavüze uğradım. Benim karnımdaki çocuk Siyasettin'e ait. Ben tecavüze uğradım. Benim kocam kayıp. Eğer başına bir şey gelmişse de Siyasettin'den gelmiştir. Ben Siyasettin'den şikayetçiyim diye daha ilk hafta gitti. İfadesini verdi. Savcı da onu kadın sığınma evine yerleştirdi. Hakimenin belki de en doğru davranışı kendi adına buydu. O yüzden de bu davadan ceza almadan kurtuldu. Hayır, abi ben biliyorum ilk verdiği ifade buydu. İlk verdiği ifade. Siz daha burada ararken Deniz'i vesaireyi kadın sığınma evine yerleştirip benim ilk öğrendiğim buydu. Gitti ifadesini verdi. O yüzden de beraat etti. Tek doğru davranışı buydu bence. Siyasetinden şikayetçi oldu. Aynen de böyle söyledi. Tecavüz uğradım, hamile kaldım. Yapamadım bundan dolayı dedi. Ama şimdi sizi de anlıyorum. Bu olay olmasaydı benim çocuğum hayatta olacaktı. Bu evet. olaya müsaade etmemeliydi diyorsunuz. Evet.
Orada da size katılmamak mümkün değil. Elde değil. Evet. Hani herkes kendi tarafından bir şeyler yapıyor. Ama böyle hani olayı da kan davası haline de dönüştürmemenizi ben size tavsiye ederim bir evladınız olarak. Kabul ederseniz bir kardeşiniz Teşekkür olarak. Ederim. Bir Teşekkür torununuz var. Abi. O torun için gerçekten biraz kendinize de iyi davranmak zorundasınız. Bak bu kadıncağız da bitmiş yani. Sürekli de böyle hakime 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 diye diye hakime insanın başını yer yani. Bir de bir şey var Müge Hanım. Affedersiniz. Çok özür dilerim. Yani bütününü sağlamak için yardımcı olmak başka. Aile bütününü devam etsin diye zorlayıcı olmak da başka. Eğer bir evlilikte herhangi bir şekilde evlilik ahengi bozulmuşsa, saygı sevgi bitmişse boşanmayı da düşünmek lazım. Boşanılsaydı zamanında evet, evet, bu hadiseler başımıza gelmeyebilirdi. İlla ki. Evet.